Gelelim Twitter'a. Twitter kapandı. Sanatçısından politikacısına hem yurt içinden hem dışarıdan tepki büyük oldu. Tepkilere yenileri de ekleniyor her gün. Twitter ama hala kapalı. Fakat Başbakan Erdoğan miting meydanlarında konuyu gündeminden düşürmüyor. Bu kez Erdoğan'ın hedefinde o yasağa gelen eleştiriler vardı. Tweetler kesilmiş. Ankara'da da gündemindeydi. Bir Twitter'ın kardeşlerin savunmasını yapmak bu ülkenin köşe yazarlarına mı kaldı ya? Hale bak. Kastamonu'da da. Siz Amerika'daki Twitter'ın mı avukatınız? Bu milletin başbakan, bakan veyahut da milletin avukatı mısınız? Başbakan Erdoğan Twitter yasağı nedeniyle kendisine gelen eleştirilere ateş püskürüyor. Sen kalkıp da Amerika'da Amerika başkanına Tayyip Erdoğan'a yapılan hakareti yapamazsın. Bıçak katilin elinde can alır. Doktorun elinde can kurtarır. Olay budur. Perşembe akşamı kökünü kazıyacağız dedi. Saatler sonra Twitter kapandı. Mahkeme kararı var demişti ama öyle bir karar olmadığı ortaya çıktı. Dediğine göre uluslararası camiayı da umursamıyordu. Eleştiriler hem kapanan Twitter üzerinden yağdı, hem köşe yazarlarından, hem Türk siyasetçilerden, hem de dış basın ve dış politikadan. Başbakan Erdoğan'ın tepkisi şimdilerde o eleştirilere. Twitter hala kapalı ama Erdoğan yasak için yazılan, çizilen ve söylenenlere kızgın. Kalkıyor efendim, bir tanesi diyor ki, başbakan diyor prestij kaybediyor. AK Parti prestij kaybediyor. Nerede kaybediyormuşuz? Efendim işte şu Twitter'ı yasaklamak suretiyle prestij kaybediyor. O Twitter önce mahkeme kararlarına uymayı öğrensin.